Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü dersimizde pencereli düzenlemek, EDIUS'ta pencereleri düzenlemek konusunu işleyeceğiz. Gelin hep birlikte bilgisayarımıza bakalım. Evet, hemen EDIUS programımızı çift tıklayarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın, ikinci ders, üçüncü ders, daha önceki çalıştığımız projeler burada sırasıyla gelecek. Hemen ben yeni bir proje daha açıyorum. PAL SD'yi seçerek dördüncü ders projeme ismimi verip PAL SD'nin de seçilmiş olduğundan emin olarak OK tuşuna basıyorum. Bugünkü dersimizde, bu dersimizde pencereleri düzenleyeceğiz. Bir önceki dersimizde programa genel bir bakış atmıştık. Şimdi pencerelerin nasıl düzenlendiğini, çalışmamız için nasıl uygun hale getireceğimizi görelim. Dediğim gibi bir video edit video montaj programında hemen hemen her video montaj programında daha doğrusu karşılaşacağımız 3 tane pencere. Birincisi preview penceresi, ikincisi filmi oluşturan parçaları topladığımız bir proje penceresi. Değişik isimler altında olabilir. Burada EDIUS'ta bunun adı bin'dir. Bin kutu teneke anlamında, zaten İngilizce'de biliyorsunuz. Burası da filmin oluşturduğumuz timeline penceresi. Pencerelerimizi nasıl düzenleyeceğiz? Daha optimum bir video montaj yapmak için. Eğer çift monitör çalışıyor iseniz işiniz biraz daha kolay arkadaşlar. O zaman size şunu öneririm. Burada filmi oluşturan parçaları topladığınız bin window'u, şu anda ekranın önünde olan bu pencereyi ikinci monitöre sürükleyerek kenarından tutup şöyle kendinize timeline ve preview için daha uygun, uzun bir daha büyük bir alan oluşturabilirsiniz. Eğer tek pencerede, tek monitörlü bir bilgisayarda çalışıyor iseniz size önerim kullanmadığınız pencereleri o an için kapatmak. Mesela ben şu an efekt penceresini kullanmayacağım. Efekt penceresini, burada istemediğimiz pencereleri nasıl kapatıyorduk? Hemen ilgili tabı tutup şöyle biraz açığa çıkardığımda bakın bir hayalet çizgi oluşuyor zaten. Bıraktığımda ben bunu artık ayrı bir pencere olarak görüyorum, efekt penceresini. Bunu close komutuyla kapatarak sadece ihtiyacım olan pencereleri açmış oluyorum. Burada yine bazı düzenlemeler yapabilirim. Bakın burada bir ikonumuz var. Hemen çarpı ikonunun yanında. Kenarındaki oku tıklayarak View tabından şuradan bunu daha küçük hale getirebilirim. Bakın Sequence sımı belirten, yani şu alttaki timeline'ımın timeline'ımdaki sekansı belirten ikon burada biraz daha küçüldü. Hemen bir altında yine burayı tıklayarak biraz daha küçültebilirim. Bu sefer bakın altındaki yazım kayboldu. Yerden daha tasarruf ediyorum. Ve dilersen bunu detail text yaparak şöyle yan tarafında bu sekansla ilgili bilgilere ulaşabileceğim hale, görünüme sokabilirim. Yine buradan sadece ikona çevirebilirim. Ama size bunu önermem arkadaşlar. Çünkü sadece ismiyle belki hatırlamayabilirsiniz. Burada küçük bir ikonu olması kliplerin size çok büyük şey kazandıracaktır hatırlamanız anlamında. Size önerim thumbnail small
Eğer tek monitör bilgisayarda çalışıyorsanız uygun gelecektir. İsterseniz bu sekansın üstünde sağ tuşla şu menüye ulaşıyorsunuz. Klibiniz, imleciniz buradaki klibin üzerindeyken sağ tuşla o kliple ilgili ya da sekansla ilgili bu menüde yine bu klip ya da sekansla ilgili değişiklikleri yapabileceğiniz menüler çıkacaktır. Bunların arasında sondan ikincisi Rename Clip komutuyla. Bakınız kısa yolu da burada F2'ymiş. Bunu tıklayarak hemen burada isim değiştirmeme müsaade edecek şekilde yazmamı istiyor. Buna dördüncü ders diyorum. Artık burada göstermese de sekans 1 hala ama bu sekansımın adı dördüncü ders. Dediğim gibi kullanmadığınız pencereleri daha ziyade timeline'da çalışacağımız için filmi burada oluşturacağımız için gereksiz pencereleri kapatmak. Nasıl olsa daha sonra dilediğimiz pencereyi nereden açıyorduk arkadaşlar hatırlayacaksınız. View'dan, şuradaki View komutundan, pop-up menüden, buradaki palet komutundan, şuradan Hide All ya da tekrar bu menüden Show All komutuyla tüm pencereleri gördüğünüz gibi tek tek açabilirsiniz. Zaman zaman bu pencerelere ihtiyacımız olacak ama şu anda yok. Kapatabiliriz. Timeline window'a baktığımızda ise şöyle kenarından bakın şuradan yeniden ölçeklendirebiliyorum tutup sürükleyerek sağa doğru açabilirim ya da buradan tuttuğumda şöyle göstereyim aşağı doğru açabilirim. Eğer filmimde timeline'ımda genelde sesle ilgili düzenlemeler yapıyorsam burada bakın ses bölümlerini ayıran kalınca diğerlerine oranla şurada diğerlerine oranla daha da kalın bir çizgim var. Zaten imlecimi o noktaya yaklaştırdığımda imlecim bakın değişik bir ikon şekline dönüşüyor. Buradan tutup aşağı yukarıya sürükleyerek tabii şu anda herhangi bir audio dosyası olmadığı için hareket etmiyor. Kendime daha fazla yer açabilirim. Timeline üzerinde şu kalın çizginin değerlerine göre daha kalınca olan çizginin altında kalan audio bölümümde istemediğim audio layer'larını diyelim ki sadece tek kanal, tek katman, tek layer ses ile çalışmak istiyorum. Diğerlerine ihtiyacım yok. Bu bana monitörümde bayağı bir yer kazandıracaktır. Sağ tuşla bu menüye ulaşıyorum. İlgili silmek istediğim ilgili kanalı aktifledikten sonra bakın aktiflemekle şunu kastediyorum. Şurası 2A kanalı şu anda aktif. Diğerlerine nazaran biraz daha açık renkli. Şu anda bunu tıkladığımda bunu aktiflemiş oluyorum. Diğerlerine nazaran biraz daha açık gri renkte. Tekrar 2A kanalını aktifliyorum. Sağ tuşla bu menüye ulaşıyorum. Ve delete komutuyla gördüğünüz gibi o kanalı siliyorum. Yeniden bir kanal daha sileyim. Sağ tuşla bu menüye ulaştım. Delete komutuyla sildim. Bakın şimdi daha fazla yerim olmuş oldu. Yani şöyle yaptığımda altta 3-4 şeklinde kanalım yok. Eğer tek kanal yine video ile çalışacaksam aynı şekilde seste yaptığım gibi buradaki neydi? Sadece V videoyu temsil eden V harfi. Bu kanalı istemiyorum. İlk önce aktifliyorum. Sağ tuşla bu menüye ulaşıyorum ve delete komutuyla sildim. Böylece ekranımda daha fazla yerim olmuş oldu. Daha rahat çalışma imkanım olmuş oldu. Yine pencereleri düzenlerken bilmeniz gereken şey burada
Aslında bu EDIUS için tüm genel bir şey arkadaşlar, onu söyleyeyim. After Effects'te de göreceğiz ama şurada küçük oklar görüyorsunuz, üçgen şeklinde. Bunun anlamı şudur, böyle bir ikon gördüğünüzde bu genişletilebiliyor. Bunun altında başka ayarlar var, başka komutlar var şeklinde düşünebilirsiniz. Bakın buralarda da vardı, hatırlayacaksınız. Bunların her biri bize şunu ifade ediyor. Bu komutun altında farklı komutlar da var. Buradan hareketle bunu tıklayarak bunu genişletiyoruz. Bakın bana burada farklı bir, daha sonra üzerinde duracağımız, anlatacağımız bir komut çıktı. Aynı şekilde buradaki üçgende de tıkladığımda bakın burada yine bana başka bir komut çıktı. Bunları daha sonra uygulamada ayrıntılı olarak göreceğiz. Tabii timeline'dan bahsetmişken buradaki bu aracımızı da anlatalım. Bu izleme çubuğumuzdur. Bakın timeline'ımın üzerinde burada bazı rakamlar var. Şu an 0000 burada görüyorsunuz. Bu nokta 0000005, yani filmin 5. saniyesi. Bunu aynı zamanda preview penceresinde, preview neydi? Buradaki timeline'da yaptığım işin ön izlemesi ya da buraya attığım video kliplerimin ön izlemesini yaptığım pencere. Burada bakın, burada 5 olarak görüyorum. Aynı zamanda bana burada da, şurada bakın, recorder neydi? Burada yaptığımız işin, timeline'da yaptığımız filmin temsil ediyor. 5. saniyesinde olduğunu gösteriyor izleme çubuğumun. Buna ben burada izleme çubuğu olarak adlandırıyorum. Bunu şu üçgeninden tutup sürükleyerek timeline'da yaptığınız filmin istediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Hem burada nümerik olarak görebilirsiniz, hem de burada sayısal değerini görebilirsiniz. Biz buna time code diyoruz. Time code değişmez arkadaşlar. Siz bu filminizi eğer bir banta ya da başka bir medyaya basarsanız bu filmin time kodu her zaman bu noktasında buradadır. Yani bu şu demek, şu anda benim izleme çubuğum filmin timeline'ımda, filmin izleme çubuğu bu noktada, yani 00000204. Bu şu demek, 4. kare, 20. saniye, 0. dakika, 0. saat. Daha da buradan bakın, ben ölçeğimi genişlettiğimde 60 dakikaya getireyim. Şuradan bakın, burası. Tabii bu çok mümkün değil ama şurası, evet, 2 saat. Temin 60. saate gelmişti de şöyle, şurada bakın 13. saat. 13 saatlik bir film herhalde pek düşünülemez. Şöyle yapalım, şuralara getireyim. Bakın 1 saat, 42. dakika, 30. saniye. Yani aslında burada bu kadar kısa bir aralık görüyorsunuz ama burası timeline'ın 1 saat 42. dakika 30. saniyesi arkadaşlar. Daha kısa filmlerle 5 dakikalık, 10 dakikalık video klip ya da kısa tanıtım filmi olabilir. O zaman şöyle ölçeğimi buradan bakın 10 saniyeye getirdim. Filmin tamamını, bütününü burada görebilmek için ideal bir aralık. Burada izleme çubuğumu dediğim gibi bakın istediğim yere kaydırabilirim. Ya da filmin istediğim noktasına gitmem için, hatta burada kaydırma çubuğuyla filmin istediğim noktasına kaydırabilirim. Daha doğrusu timeline üstünde yaptığım kurguyu istediğim noktasına buradan kolayla ulaşabilirim. Aynı şekilde şu köşedeki küçük oklar vasıtasıyla adım adım gidebilirim. Burada bir şey daha söylemem gerekiyor izleme çubuğuyla ilgili. Bakın şu anda izleme çubuğumu tam birinci saate getireyim.
59 ve 1. 1 saat 0 dakika 00 kare. Klavye üstünde cursor tuşlarını kullanarak burada izleme çubuğunu şu üçgenden tutup sağa sola yapabileceğim gibi cursor tuşlarından, klavyenin üstündeki cursor tuşlarından sağa ya da sola ilerleyerek şuradaki numaratöre bakın arkadaşlar. Sağa doğru yaptığımda kare kare ilerlediğini göreceksiniz. Sola doğru gittiğimde ise geriye doğru gittiğini göreceksiniz. Böyle hassas kare boyutunda da filmin üstünde, timeline'ın üstünde ilerlemeler yapabilirim. Bunu aslında şuradan 10 saniyeden ben bir frame'e getirdiğimde çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın filmimi buradan kare kare ilerletiyorum. Ya da cursor üstünden kare kare ilerletip geri getirebilirim. Pencerelerinizi düzenlerken zaman zaman filminizi, timeline'ınızı kare boyutuna, bir frame boyutuna indirmeniz gerekebilir. Zaman zaman da filminizin büyüklüğüne göre dediğim gibi 15 saniye ya da daha büyük aralıklara çekerek filminizin, oluşturduğunuz filmin bütününü timeline üzerinde görme imkanına sahip olabilirsiniz. Yine ses ikonlarında yaptığımız gibi buradan sağ tuşla video layer'ının üzerinden sağ tuşla bu menüye ulaşıp bazı komutlarımızı uygulayabiliriz. Mesela birinci sırada yükseklik height komutumuz var. İngilizce biliyorsunuz yükseklik demek. Yer kazanmak amacıyla bunu daha küçük boyuta indirgeyebilirim. Low yaptığımda bakın buradan video layer'ım otomatikman küçülmüş oldu. Ya da daha büyük numaralara buradan seçip 3 seçtiğimde daha büyük şu aralık bakın şu anda daha geniş. Buraya bir video klip attığımda daha büyük bir aralıkla çalışma imkanına sahip olacağım. Ben yine sağ tuşla default'tan gelen 2 numarayı seçiyorum. Yani 2 ölçeğiyle çalışmayı tercih ediyorum. Pencereleri düzenlemekle ilgili aslında uygulama yaptığımız anda çok daha iyi anlayacağınıza eminim. Ama dediğim gibi yine her derste anlattığım gibi kesinlikle kağıt kalem kullanmıyoruz. Siz ilk önce bu dersi anlattığımı sözel olarak dinliyorsunuz. İkinci dinleyişinizde bu videoyu kenarda küçük bir şekilde açabilirsiniz. Ya da programınızın altında çalışıyor olabilir. Zaman zaman videoyu durdurup geri almanız ya da ileriye sarmanız gerekebilir. Aynı şekilde benim gösterdiğim yerleri uygulamalı olarak yapmanız gerekmektedir. Evet arkadaşlar, bununla birlikte bu dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yine tekrar edeyim. Bu dersleri iyi anlamadan bir sonraki derse kesinlikle geçmiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.